Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. 24 Ağustos 2024 itibariyle borsa kapanışını değerlendireceğiz. Kritik bir seviyenin altında kapanış geldi. Korkulacak bir boyutta mıyız, değil miyiz? Piyasada ne gibi bir fırıldak dönüyor? Gerçi bakıldığında manipülasyonun babası dönüyor. Bugün Cemal Engin Yurt'un dün sabah itibariyle yapmış olduğu açıklamalara bakıldığında şöyle bir tweet'i var gördüğünüz gibi. Bugün Borsa İstanbul sebepsiz düşmedi. Belli ki beşli çete kavgası, Mehmet Şimşek istifa etti. Pazartesi ülke yangın yerine. Şimdi piyasa eğer bu adama itibar ediyorsa ki milletvekili olduğu için işte içeriden bir haber akışına sahip diye belli ki bir itibar durumu söz konusu. Ardından piyasa kapanışından sonra Mehmet Şimşek'in tweetini takip ediyoruz. O da diyor, demek ki bu zamana kadar yapmış olduğum açıklamalar yetmiyor. Bir de buradan yapayım diyor. İstifa gibi durumlar yok. Ekip olarak işimizin başındayız. Mücadelemiz çok da iyi gidiyor gibisinden açıklamasını yaptı. İçeride de küçük yatırımcıyı bir güzel öptüler. Şimdi öpme mevzusu farklı. Burası tartışılır. Çünkü dolar bazında büyük baba dediğimiz kağıtların birçoğunu işte holdingler olsun ben hep söyledim. Türk Hava Yolları, Koç Holding, özel bankalar bunların hemen hemen hepsinde dolar bazlı ciddi anlamda primlenmeler var dedim. Bunları hep değerlendirdik. Sizler de zaten yakından takip ediyorsunuz. Hisse özelde de zaten kendimi parçaladım. O yüzden bu süreçte büyük babalara biraz dikkat edeceğiz dedik. İlla ki bunlar da kâr realizeleri gelirdik. Otomotiv sektörünü keza en son günlerde yine değerlendirdik. O tarafta da sinyaller vardı, aşağı yönlü kırılımlar. Bunların etkisiyle birlikte manipülasyon mecburi olarak yapıldı gibi bir durum. Ben burada Cemal Enginyurt'un tabii ki popülaritesi yüksek bir milletvekili. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Çok sevdiğim bir milletvekili benim değildir açıkçası bunu da söyleyeyim. Siyasi görüşüme göre bir değerlendirmede yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama piyasada etki oluşturuyor kısa vadede gördüğünüz gibi. Kendi başına yapmış olduğu bir açıklama diye ben düşünmüyorum açıkçası. Tabii ceza aldı vesaire bunlar söyleniliyor işte. Milletvekili sonuçta ceza alsan ne olacak? Yani bir de bunlar var. Şimdi pazartesi borsa ne olacak? Mevzu bu. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ne yaptılar ettiler. Bu düzeltmeyi, bu kâr realizesini önce kara pazartesiyle birlikte tüm dünya genelinde bir resesyon korkusu aşılandı. Yetmedi bir maymun çiçeği virüsü dillendiriliyor. Ortada fol yok, yumurta yok. Bakıyorsunuz bir taraftan sağlık hisseleri vesaire teknoloji taraflarını tüm dünya genelinde yukarı kaldırıyorlar. Baktılar talep düşüyor. Hemen bir virüs haberiyle birlikte teknoloji, sağlık tarafı bunlar işte laboratuvarlar vesaire yukarı yönlü alevleniyor. Geçici bir durum zaten manipülasyon oldu bu tarafın da apaçık ortada ama iç piyasada dengeyi sarstılar. Bu denge nerede son bulur? Ben tekniğe riayet etmeye devam edeceğim. Teknik henüz patlamadı ama patlatmaya çalışıyorlar. Umarım patlamaz. Şimdi bu görmüş olduğunuz Borsa İstanbul'un haftalık bazdaki grafiği. Burada biz uzun bir süredir rally ile birlikte şuradaki şu destek hattını sizlerle birlikte hep incelemişimdir. Ara ara da vurguladım. Bu bölge önemli. Bu nerede başlıyor? Tarih olarak da vereyim. 860 puandan başlıyor. 2020 yılının 3. ayında bu hareket başlıyor. Yani rally asıl ana hareket olarak buradan başlıyor. Ve bu bölgeye her gelindiğinde dip seviyesi tamamlanmış oluyor gördüğünüz gibi. Tepede sürekli olarak uyumsuzluklar, zirvelerde uyumsuzluklar vesaire. Buna bağlı olarak da fiyat grafiğinde bir yükseliş trendi oluşturamıyoruz. Ama göstergede bir trend oluşturabiliyoruz gördüğünüz gibi. RSI'de 43 seviyesi referans değer olarak karşımızda duruyor. Bu benim uzun bir süredir takip ettiğim ve üzerinde Borsa İstanbul analizleri konusunda da hep durduğum bir miktarda bana güven veren bir görüntüsü var. Şimdi 200 günlük ortalamaya da yaklaştık. Bunun da belirtisini vereyim. Şurada artık bir miktar daha ufak geri çekilme alanımız var gibi duruyor. Temas ederse eder, etmezse yapacak bir şey yok. Şimdi kısa vade ortalamalarını açmıyorum. Şöyle günlüğe gelelim. Burada 100 ve 200 günlük ortalama değerleri inceleyelim. Çünkü diğerlerinin tamamının altındayız. Bunu biliyorsunuz. Şurada da siyah renkte 200 günlüğü inceleyelim. Şu yazıları kaldıralım.
Depremle birlikte zaten biliyorsunuz bunu hep turkuaz renkte incelemiştik, bu 200 günlük ortalama değeri. Buralarda temasımızı aldık. Sonraki rally, sonraki düzeltmeyle birlikte 100 günlüğün altına, 200 günlüğün üzerinde sıkışma alanındaydık. Ama gördüğümüz kadarıyla burada da bu 100 günlüğün altında, 200 günlüğün üzerindeki hareket tutmuyor. 9400'lere doğru burada hareketi işletecekler gibi duruyor. Görüncüsü derdi ki işletmesinler ama dibe çekilen zaten dibe çekildi. Buradaki duruşunu koruyor. Şöyle bir destek alanımız artık arkadaşlar bizleri koruyacak. Önümüzdeki hafta itibariyle de 9400 lira bu 200 günlük ortalama değer dayanır buralara. Bunun bilgisini vereyim. Durum bu. Neden burası destek? Daha önce dirençti gördüğünüz gibi. Denemeler oldu, denemeler oldu. Sonra şurada kırdık. Şurada bir onay aldık. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar buraya bekleyeceğiz. Durum bu. Yardımcı araçları zaten incelemiştik. Haftalıkta az önce tekrardan geleyim. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi bir miktar daha aşağı yönlü geri çekilmeyle birlikte o günlükteki hareket alanı destekleniyor. Şimdi diğer taraftan Jackson Hole'daki sempozyuma bakıldığında Powell'ın açıklamalarda biraz gecikti daha doğrusu. Orada da iyimser açıklama geldi. Tabii son verilere bakacağız dedi Powell ama artık önümüzde bir alan açıldı. Piyasalarda şu anda tabii ki 25'e kesin gözüyle bakıyor ama artık 50'ye de kesin gözüyle bakılıyor. Hızlı bir hareket izleyeceğiz. Tüm dünyada bir parasal gevşeme sürecini takip ediyoruz. İç piyasada da bir resesyon tartışması var, bir durgunluk. İşte kurun yukarı yönlü gidişiyle birlikte dolar bazlı primli kağıtlarda çok ciddi derecede değer kayıpları görülüyor. Bunlar normal arkadaşlar. Şimdi kağıdınızda çok fazla prim var ise bunun kâr realizasyonunu yapacaksınız. Ya da düzeltme olduğunda, kâr realizasyonu geldiğinde yabancı işte kısa vadede trade amaçlı da gelenler var. Bunu da biliyorsunuz. Bu adam parasını alıp gidecek. Çünkü kur yukarı yönlü hareket ettiğinde adamın elde etmiş olduğu kâr çöpe gider orta vadede. Bizde kurun yukarı gideceği aşikar. Bunu herkes biliyor. Yani bunu yalan yanlış söylemen ya da kur geri çekilecek, düşecek, işte kura çökecekler vesaire. Bunlar hikaye. O yüzden bu tarz hareketler normal. Şu an 1 milyar dolar civarı bir para çıkışının olduğu söyleniyor. Bu gayet normal. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri çok güçlendi. Bunun hatırlatmasını yapayım. Kur korumalı çözülme var ama bir miktar para artık döviz mevduatlarına kayıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte %50 seviyesine yaklaşacağız. Bu piyasa beklentisiyle de zaten eş değer bir rakam, %52 hatta. Politika ve enflasyon arasındaki makas kapanacak. Yani fonlama faiziyle enflasyon makası kapanacağı için mevduat tarafında da baskı aşağı yönlü gerçekleşir. Haliyle buradan çıkan paranın bir kısmı dövize, bir kısmı altına, bir kısmı kriptolara, bir kısmı da borsaya şekilde paylaşılır. Yaklaşık olarak %30 bandında bir paranın buradan çıkanın mevduattan ben borsaya gelebileceğini düşünüyorum. Bence şu anda bir öpme hareketi. Giren paraya bakıldığında ve çıkan paraya bakıldığında çıkan para hiçbir şey arkadaşlar. O yüzden ben sakin bir şekilde bekliyorum ve pozisyon artırmaya da devam ediyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Siz benim kişisel görüşüme göre hareket etmeyin. Herkes farklı düşüncesini belirtiyor. Bugün çıkıp milletvekili manipülasyon yapıyor diye ben borsadaki pozisyonlarımdan, yatırımlarımdan vazgeçmem. Beni bilirsiniz. Bugün Başkan Erdoğan bile çıkıp Mehmet Şimşek işte istifa etmeli dese bile Mehmet Şimşek istifa etmiyorum, ben görevimin başında kalıyorum gibi durumlar işte olabilir ise anca o zaman. Çünkü bildiğiniz gibi yetki var. Bunlar da imkansız zaten böyle tartışmalar olmayacağı için ama üzücü. Keşke olmasaydı. Oluyor gördüğünüz gibi. Bir miktar daha aşağı yönlü bir rakam isteniyor. Garantisi var mı? Yok tabii ki. Pazartesi de yukarı dönebiliriz. Yardımcı araçlarımız çünkü artık dipten toparlanmayı bariz bir şekilde istiyor. Yani Mehmet Şimşek'in açıklaması da piyasa kapanışına denk getirilmesi, işte Cemal Enginyurt'un yapmış olduğu açıklamanın ya da bu manipülasyonun kendi başına yapmadığının bence en büyük örneği. Yani durum bu arkadaşlar. Cemal Enginyurt yoksa benim için çok kayda değer bir milletvekili değil. Evet, milletin vekilidir, seçilmiştir, ayrı mesele. Ama Mehmet Şimşek de burada çok mu şey davranıyor derseniz, eğer öyleyse saat 5 gibi, 4.30 gibi, 3 gibi, 5.30 gibi ya da ne bileyim
son 5-10 dakika kala seans kapanışını açıklamasını yapabilirdi. Yapsa endeks zaten yukarı dönerdi. Hatta 10.200'lerin bile üzerine gelebilirdik. Ama yapmadı. Yani ya gördüğümüz, sanki benim gördüğüm, yanlış anlaşılmasın, danışıklı dönüşüklü bir hareket var gibi duruyor. Biri sabah 8.30'da açıklamasını yapar. Biri de akşam piyasa kapanışından sonra. Garip işlerle uğraşıyoruz. Burası da Türkiye arkadaşlar. Türkiye piyasası, Türk borsası böyle maalesef. Bunların bilincinde olarak bizler yatırımcı olacağız. Ve borsada işte ilk gelecek olanlar vesaire hep şunu hayal ediyor. Girdiğim dakika, aldığım gün hiç zarara geçmeyeyim. Hep yukarı yönlü kârda olayım. Çok rahat bir şekilde hareket edeyim. Yok öyle bir dünya. Burası Borsa İstanbul, Türk borsası. Girdiğinizde direkt olarak zaten bir zararla yazışıyorsunuz. O yüzden bunu bilerek gelin. Ha, burada ben para kazanılmaz demiyorum. Muazzam derecede biz bu yıl hisse özelde paralar kazandık. Bunu biliyorsunuz. Yani daha doğrusu ben kazandım. Bunu da sizlere izah ettim. Arada benden daha fazla kazananlarınızın olduğunu da biliyorum. Helal hoş olsun diyeyim. Şimdi cumartesi günü, yani bugün Cadde'si değerlendireceğiz, Medikal Park'ı. Yarın artı bir yapacağız. Havacılıkta bir hisseyi değerlendireceğim. O hisse de mezar taşını dikebilirler. Hatta hazırlık tamamlandığı gibi duruyor. Ben de o hisse de trade etmiştim ve belli noktada zirveyi zorlamayarak kâr realizesi yaptığımı zaten söylemiştim. Takip eden arkadaşlarımız biliyor hisse özeldeki. Bir ayrı değerlendirmeyi bence hak ediyor. Cadde'si değerlendirmemizdeki sebep çok beğendiğim bir firma olduğundan değil, halka arzından bu yana iyi işler çıkaramadı, yatırımcısını üzdü. Detaylarına bakacağız. Sezonu aslında geliyor, mevsimsel etkisi, burası önemli. MLP sağladı zaten, biliyorsunuz Medikal Park'ı. Benim sevdiğim, beğendiğim hisselerden biri ama fazla primli. Şu anda da dikkat edilmesi gereken bir noktada diye düşünüyorum. Durumlarımız bu arkadaşlar. Yine kur tarafını, altını, bunların hepsini değerlendireceğiz. Altın artık yukarı doğru açılmasını devam ettirdi. Şöyle kısa vade bir düzeltme yapmıştı ama sakin olmamız gerektiğini zaten söylemiştim. Dünkü düzeltmesinden daha fazlasının yukarı yönünü bugün almayı başardı. Haftalıkta da 10 numara 5 yıldız kapanışını yaptı. Bu saatten sonra zaten durması mümkün değil. Ben yıl sonu 2900, 3000 demiştim ama 3300'leri, 3200'leri gram bazında alacağız herhalde, vaziyet onu gösteriyor. Hayırlısı, iyi olur, güzel olur. Fırsatları yakalamayı severiz. Siz de fırsatları yakalamak istiyorsanız, eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan hemen kanalımıza abone olup bildirim seslerini açmanız yeterli. Özel analizlerimizden de faydalanmak isterseniz hisse senedi katıl butonunda arkadaşlar buluşabiliriz. Yani katıl butonunun hisse senedi bölümü var orada alt tarafta. Bilginiz olsun. Diğer şıkları seçenler, yani katıl butonunda diğer abonelikleri alanlar hisse özel bölümüne geldiğinde o fiyatı oradan düşüyor. Onun da bilgisini vereyim. Oraya bir yığılma olmasın yine. Ara sıra oluyor. 24 Ağustos 2024 itibariyle Borsa İstanbul analizimizin haftalık kapanışını bu şekilde değerlendirdik. Göreceğiz. Zaten artık Eylül'de neyin ne olduğu ortaya çıkar. Bugünleri zaten ararız da buluruz arkadaşlar. Yani enflasyon rakamı geldiğinde piyasada Merkez Bankası üzerindeki baskı had safhaya çıkacak. Biz Kasım Aralık diye bir beklenti yürütüyoruz faiz indirim için ama Ekim'de işler daha farklı noktalara gider diye düşünüyorum ben. Bakalım, izleyip göreceğiz. Çünkü Türkiye ekonomisi eksi bir büyümeyi kabul etmez. Başka nerede olan? Zaten burada kesinlikle resti çeker diye düşünüyorum. Bu zamana kadar çok nadir dönemlerde bunlar oldu. O yüzden mecburi olarak faiz indirimi gideceğiz. Ama sert bir boyutta değil, kontrollü. Çünkü enflasyonu ve kuru da tetiklememiz gerekiyor. Ancak şartlar her ne olursa olsun, teoriye baktığımda, daha doğrusu birçoğunuz da zaten bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. %80 enflasyonu tek haneler, işte 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl gibi vadelerde indirme planımız var, biliyorsunuz. Bu bir durgunluk, kısa vadeli de olsa bir resesyon olmadan mümkün görünmüyor. Evet, şu anda bir resesyona doğru gidiyoruz. Daha doğrusu bence girdik. Yani sadece TÜİK'in rakamlarıyla birlikte piyasa ayakta duruyor gibi ama izleyip göreceğiz. Pazar günkü borsa analizinde daha detaylı analizler, daha detaylı grafikleri paylaşacağım. Bilginiz olsun. Hepinize şimdilik iyi hafta sonları diliyorum. Sakin olun, kendinize çok iyi davranın.
Allah'a emanet olun, hoşça kalın.